Bu program tanıkların ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Herkes bizim hayaletli bir eve taşındığımızı söylüyordu. Köpekler eve girer girmez değişmişti. Yatağının tam yanında bir varlığın durduğunu söylüyordu. Birdenbire kendimi kızgın hissetmiştim. Çocuklarımı götürmeliydim ama taşınacak paramız yoktu. Annemi boğmaya çalıştığımı düşünmek çok korkunç. Şeytani bir sesle defolun gidin, burası benim evim diyordu. Kesi cinlere karıştı. Yalnız bir anı için iki kızıyla birlikte yeni bir ev aramak oldukça zor bir işti. Kızlar kendi odalarına sahip olmayı hayal ediyorlar ve köpekleri için de yeteri kadar büyük bir ev istiyorlardı. Rüya gibi bir ev arıyorlardı. Adım Julie. Kızım Cassandra, üniversite ikinci sınıfta okuyor. Küçük kızım Shante ise liseyi bitirdi. Üniversiteye başlamak üzere. Cassie çok dışa dönüktür. İlgi odağı olmayı sever ve Shante biraz utangaçtır. Annem bizi tek başına büyüttü. O bizim kahramanımız. Evimizde her zaman kediler ve köpeklerimiz vardı. Çocukluğumuzdan beri hayvanları çok severiz. Köpeklerimiz ailenin birer üyesidir. Sunepi, Dachshund ve Chihuahua kırmasıdır. Onları çok seviyorum. Köpeğim Gizmo bir terrier ve kendini büyük bir köpek sanıyor. Ama aslında küçük ve neşeli bir köpektir. Snickers husky kırmasıdır. Kendine has özellikleri vardır. Oldukça kararlı bir yapıya sahiptir. Yeni bir ev aramaya başladık çünkü büyük bir yere ihtiyacımız vardı. Kardeşimle ayrı odalarımız yoktu ve ufacık bir yere sığmaya çalışıyorduk. Ben internette bir ev araştırması yaptım. Ve büyük tuğladan yapılmış bu evi gördüm. İnternetteki fotoğraflarda çok güzel ve büyük görünüyordu. Yakından görünce daha da beğendik. Mutfak çok büyüktü. Görünce boyutlarına inanamamıştık. Üçümüz de eve aşık olduk. Böylece teklif verdik ve sahipleri de hemen kabul etti. Bunu garip bulmuştum ama evi aldık. Taşındık ve kolileri açmaya başladık. Arkadaşım Beth bana yardım ediyordu. 6. sınıftan beri en yakın arkadaşımdır. Birkaç eşyayı çıkarmıştık. Tape de bunlardan biriydi. Yerleştirirken müzik dinlemek istiyorduk. Beth odanın bir ucundaydı. Ben de diğer ucundaydım. Duvara fotoğrafları asıyorduk. Arkamı döndüm ve fotoğrafın kutuya geri döndüğünü gördüm. İlk başta Beth bana şaka yaptı diye düşündüm. Cassie bana döndü ve fotoğrafı kutuya geri koyup koymadığımı sordu. Bunu yapmadığıma dair yemin ettim. O benim en sevdiğim fotoğraf. Duvara astığımı biliyorum. Aklımı kaçırdığımı düşündüm. Durup birbirimize baktık. Birimizin fotoğrafı indirmiş olması gerekiyordu. Bunun garip olduğunu düşündüm ama aklıma başka hiçbir şey gelmemişti. Cassie ve Shante komşularının çocuklarıyla tanışmaya sabırsızlanıyordu. Cadılar Bayramı onlar için iyi bir fırsattı. Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Cadılar Bayramı için heyecanlıydık. Müzik çalıyorduk, pencerelere resimler asmıştık. Cassie ve Shante giriş kapısında ellerinde şeker kasesiyle oturuyorlardı. Diğerlerinin gelmesini bekliyorlardı. Çocuklar evin önünden geçiyordu ama kimse evimize gelmiyordu.
Evin tam önünden bile yürümüyorlardı. Hiçbirimiz ne olduğunu anlayamamıştık. Bir üçgen gibiydi. Sağ tarafımızdaki komşunun evine gitmek için karşı kaldırımdan geçiyorlar ve sol tarafımızdakine gitmek için karşıdan dolaşıyorlardı. Bizim evden uzak durmak için her şeyi yapıyorlardı. Bizi tanımadıkları için böyle yaptıklarını düşündüm. Kızları öyle avuttum. Bu soğuk karşılamaya rağmen aile yeni evde rahat etmişti. Ama köpeklerin durumu farklıydı. Salonda otururken birdenbire ortam serinlerdi. Esintinin nereden geldiğini anlamaya çalışırdım. Köpekler kaçardı. Arka kapı açık olurdu. Mutfak kapısı kendi kendine açılıyordu. Kız kardeşimle önüne bir şeyler koyuyor, kilitliyorduk. Her şeyi denemiştik. Köpekler koşup kaçıyor ve nasıl oluyorsa kapı hep açık kalıyordu. Dışarıda oturup titriyorlardı. Onları eve sokmaya çalışırdım. Eski evimizde dışarı çıkmak istemezler ve kışı evde geçirirlerdi. Çünkü ayakları üşürdü. Ama bu evde dışarı çıkıp duruyorlardı. Eve girmek istemiyorlardı. Dışarıda durup titriyorlardı. Köpekler oldukça tuhaf davranıyordu. Geceleri Snickers yukarıda annemle uyurdu. Snoopy kız kardeşimin odasında kalırdı. Ve Gizmo da hep benimleydi. Gece uyanıp Gizmo'nun hırladığını duyardım. Tuvalete gitmek istiyor diye düşünüp onu yataktan indirmeye çalışırdım ama hareket etmezdi. Ben yataktan kalkmaya çalışınca da üzerimden kalkmazdı. O küçük bir köpektir ama sanki beni tutmaya çalışırdı. Yataktan çıkmamı istemiyordu. Snoopy yorganımın altında uyumaya başlamıştı. Bütün gece hareketsiz yatıyordu. Uyandığımda onu yataktan zorla çıkarıyordum. Snickers her gece havlayarak beni uyandırıyor, sonra köşeye doğru bakıp bakıp hırlıyordu. Kuyruğundan başına kadar tüyleri diken diken oluyordu. Işıkları yakıp onun nereye baktığını görmeye çalıştığımdaysa üzerime yatıp bana sanki yataktan çıkma demek ister gibi bakıyordu. Snickers eski evde gayet iyiydi. Geceleri hırlamaz, boşluğa bakıp bakıp durmazdı. Daha önce hiçbir köpeğimiz böyle şeyler yapmadı. Bu evde davranışları tamamen değişti. Kızları korkutmak istemiyordum. Onun için de umursamaz davranıyordum. Ama hayvanların bizim göremediğimiz bir şeyleri gördüğünden kesinlikle emindim. Bu eve taşınmadan önce onlar küçük sevimli yaratıklardı. Komşularımıza bile havlamazlardı. Bu evde bir şeyler değişmişti. Arkadaşım Amanda evi görmek için ilk kez bizi ziyarete gelmişti. Julie yeni evi konusunda çok heyecanlıydı. Ev muhteşemdi, ben de sevmiştim. Birkaç tuhaf şey yaşadıklarını anlattı ama önemsiz şeyler olduklarını düşündüm. Yukarı çıkıyorduk. Ve arkadaşı merdivenin ortasında birden adımlarını yavaşlatmaya başladı. Sonra arkasına dönüp baktı. "Arkamda biri var gibi hissediyorum," dedi. "Biri seni merdivenden itecek gibi bir hisse kapılmadın mı?" diye sordu. Tanrım, çok korkmuştum. Gerçekten korkunç bir şeydi. Böyle bir şeyi nasıl açıklarsınız, değil mi? Etrafa hızla bakıp beğendi ve aceleyle aşağı dönmek istedi. Evi beğendiğini söyledi ama üst katta bir şey onu gerçekten korkutmuştu.
Salonda oturuyorduk ve biraz müzik dinlemeye karar verdik. Amanda kendi CD'lerinden birini taktı ve çalma tuşuna bastı. Müzik çalmaya başladığında birden parçalanma sesini duyduk. Bir vazo raftan uçarak Julie'nin ayaklarının dibinde parçalandı. Neredeyse ona çarpıyordu. Yerinden havalandı, bana doğru uçtu. Ve parçalandı. Köpekler bahçedeydi, yani bunu onlar yapmış olamazdı. Orada sadece annem ve Amanda vardı. Ve teyften oldukça uzak bir noktadaydılar. Bu tip konulara mantıklı yaklaşırım ama yaşadığımız şeyin bir açıklamasını bulamıyordum. O vazo oradan düşmedi. Raftan en az bir metre uzağa uçtu. Hepimiz şoke olduk. Birbirimize bakıp bu gerçekten oldu mu diyorduk. Unutmaya çalıştık ama vazoya baktıkça nasıl olduğunu anlamaya çalıştık. Bu bizi çok korkutmuştu. Bir gece uyandığımda Gizmo'nun fazlasıyla garip davrandığını gördüm. Hiç durmadan hırlıyordu. Ona susması için bağırdım ama beni kesinlikle dinlemiyordu. Yukarı baktım ve üzerimde siyah bir şey gördüm. Korkudan ölecektim. Gizmo hiç durmadan hırlıyordu. Yukarı baktım ve üzerimde siyah bir şey vardı. Kapkaranlık bir şeydi. Sis gibiydi. Ne kadar soğuk olduğunu hissedebiliyordum. İlk düşünebildiğim şey çocuk gibi saklanmaktı. Battaniyemin başıma çekerek bekledim. Gizmo susmuyordu. Hırlaması geçene kadar orada kaldım. O sustuğunda başımı kaldırdım ve o şey gitmişti. Cassie koşarak yatak odama geldi. Çığlık atıyor, bağırıyordu ve korkudan ölüyordu. Anneme o gölgeden söz ettiğimde şaşkınlığı yüzüne vurmuştu. Ne diyeceğini bilemiyor gibiydi. Ona hayal görüp görmediğinden emin misin Cassie diye sordum. Bana kızdı. Ne gördüğünü bildiğini, yatağın üstünde bir gölge olduğunu söyledi. Yüzümden bu kadar uzaklıktaydı diyordu. Gizmo'nun hırladığını söyledi. O da gölgeyi görmüştü. Bana inandığını söyledi. Ve bunların geçeceğini. Olanlara inanamıyordum. Sonunda kendi odam vardı. Kendime ait bir alandı. Bu beni kızdırıyordu. Çünkü yeniden kardeşimle aynı odada olmak istemiştim. Yalnız kalamıyordum. Okuldaki çocuklar Casey ve Shante'nin evi hakkında konuşuyorlardı. Okuldaki arkadaşlarım sürekli konuşuyordu. Evimizle ilgili şeyler duymuşlardı. Ben sorunca da anlatmaktan kaçındıklarını görüyordum. Herkes bizden perili eve taşınanlar diye söz ediyordu. Öğretmenler bile. Bu beni sinirlendirmişti. Bu lafların nereden çıktığını anlayamıyordum. Burada benden daha uzun zamandır yaşıyorlardı ve bir şeyler biliyorlardı. Ve insanlar büyük ve eski evlerle ilgili söylentiler çıkartmaya bayılır. Cassie'nin öğretmenlerinden biri ona fotoğraf makinesi verip evin fotoğraflarını çekmesini istemişti. Evin içinin fotoğraflarını. Cassie ona neden evinin fotoğraflarını çekmesini istediğini sormuştu. Öğretmen de evin dışını her zaman çok beğendiğini ve içeriden nasıl göründüğünü merak ettiğini söylemişti.
Bu bana garip geldi. Öğretmen evin içini görmek istiyordu. Sinirlenip neden diye sordum. Julie evin geçmişi hakkında bilgi toplamaya karar verdi. Belediyeye gidip oradaki kadına yeni bir ev aldığımı, evin geçmişini öğrenmek istediğimi söyledim. Eski sahiplerini merak ediyordum. Kadın hemen yardım edeceğini söyledi. Bana hangi evi aldığımı sordu. Caddedeki o büyük tuğla ev deyince yüzünün ifadesi birden değişti. Ve yardım edecek vakti olmadığını söyledi. Hangi ev hakkında bilgi almak istediğimi öğrenene kadar bana iyi davranmıştı. Biraz korktum. Evde büyük bir cinayet filan mı işlenmişti acaba? Küçük kasabaların malum küçük sırları olur. Belki de anlatmak istemiyorlardı. Kızlarımla birkaç kez kütüphaneye gittik. Farklı isimler deneyerek evle ilgili bilgiler aradık. Ama evle ilgili bilgilere asla ulaşamadık. Hatırladığım kadarıyla bir gece annem arkadaşlarıyla birlikte şehirdeki bir bara gitmişti. Eve döndüğünde ağlıyordu. Orada konuştuğu adamlardan biri ona nereli olduğumuzu, nerede oturduğumuzu sormuş. Çünkü annemi kimse tanımıyormuş. Annem nerede oturduğumuzu söyleyene kadar her şey iyi gitmiş. Ama sonra adam anneme sigortamız olup olmadığını sormuş. Ve evinizi ve içindeki şeytanları hemen yakıp kül edin demiş. Adamın bu söylediklerinden annem çok korkmuştu. Aile konuşulanları duymazdan gelip hayatlarına devam etmeye çalıştı. Bir gece yatağımda oturmuş ev ödevimi yapıyordum. Gizmo da benimleydi. Bence hayvanlar neler hissettiğimizi anlıyor. Mesela korktuğunuzu hissettiklerinde yanınızda olup yardım etmek istiyorlar. Kimsenin size zarar vermesini istemiyorlar. Yatağımın tam karşısında bir ayna vardı. Ve neden bilmiyorum ama aynaya bakmak için büyük bir istek duydum. Sanki transa girmiştim. Gizmo'yu yanımda hırlarken duyabiliyordum ve birden sesi daha da yükseldi. Hiçbir şekilde gözlerimi aynadan uzaklaştıramıyordum. Aynada kendim ve Gizmo dışında bir şey görmüyordum. Birden kızgın olduğumu hissetmeye başladım. Kızgınlığım artıyordu. Tek düşünebildiğim birine zarar vermekti. Yani çok ciddi zarar vermek. Köpeğime bile olabilirdi. Herkese olabilirdi. Sonra vücudum ısınmaya başladı. Yüzümün bir tarafı sanki yanıyordu. Bunu fark ettiğim anda bu kez de buz gibi oldu. Yüzümün bir tarafı yanıyordu. Sanki biri tokat atmış gibiydi. Şiştiğini hissedebiliyordum. Çok korktum. Çığlık atarak odamdan çıktım ve yukarı annemin yanına koştum. Birden kesinin kanımı donduran çığlığını duydum ve o yukarı koşuyordu. Ciğerleri patlayacakmışçasına bağırarak bir şey bana saldırdı diyordu. Kapıdan içeri girdiğinde yüzünde kocaman pençeye benzer bir iz olduğunu gördüm. İyi misin Kesi? Evde çekilmiş gerçek görüntüler. Ne hissediyorsun? Bir şey söyle. Biri yüzümü pençeledi. Ve odamda köpeğim dışında hiç kimse yoktu. Bunun onun yapmış olması mümkün değil. Gerçek fotoğraf. Yüzü çok kötü durumdaydı ve kanıyordu.
Sonra sırtıyla ilgili bir şey söyledi. Hemen bluzunu yukarı kaldırdım ve sırtındaki izleri gördüm. Oraya elinin ulaşması olanaksızdı. Neler hissettiğimi anlatmam kesinlikle mümkün değil. Annem çok korkmuştu. O anda evde bize zarar vermek isteyen bir varlık olduğuna inanmıştı. Onu doktora götürmedim. Polisi de aramadım. Polisin bunu kızıma benim yaptığımı düşünmesinden korktum. Özür dilerim. Böyle şeyler olduğunda çocuğunuza nasıl yardım edeceğinizi bilmiyorsunuz. Biri ona saldırıyor ve siz şoka giriyorsunuz. Taşınmak istemiştim ama yeterli paramız yoktu ki. Yoktu. Birkaç yakın arkadaşıma anlatmıştım. Herkese anlatamıyordum çünkü deli olduğumu sanacaklardı. Casey'nin hikayesi bir arkadaşına oldukça tanıdık gelmişti. O okula geldiğinde ağlıyordu. Tuvalete gittik ve bana sırtındaki izleri gösterdi. Bana baktı ve bu izleri tanıyorum dedi. Ona nereden biliyorsun, hiçbir fikrin yok dedim. Bana bizden önce o evde yaşayan çocuğu tanıdığını söyledi ve o anda kanım dondu. Bana onun numarasını verdi. Onu aradım ve 5 dakika konuştuk. Söylediğin her şey bana tanıdık geliyor. Hemen o evden çıkın. Size zarar verecek. Hemen gidin dedi. Aldığım evin perili olduğuna inanmak istemedim. Bunun bize olabileceğine inanmak istemedim. Julie yardım alması gerektiğine karar vermişti. O sırada Shelley ve Chris'i aradım. Hemen geleceklerini söylediler. Bu işe 4 yıl önce başladık. Ama o güne kadar bir varlık tarafından fiziksel saldırıya uğrayan kimseyi görmemiştik. Bu ilk. Paranormal ekibin çekimleri. Deneyimlerimizin çoğunda hayaletler iyi niyetliydi ama bu evdeki varlığın başka bir amacı olduğu çok belliydi. Chris ile Shelley birkaç saatliğine evden ayrılmamızı istedi. Evde biz olmadan inceleme yapmaları daha kolay olacaktı. Canlandırma. Eve girdiğimiz anda Chris hemen incelemeye başladı. Kamera ve ses sistemini kurup hemen başladık. 3 infrared, 2 de el kamerası götürmüştük. Ses kayıt cihazları ve hareket sensörlerimiz de yanımızdaydı. 61.8. Köpekler bizi dışarıda karşıladı. Bizimle oynadılar, hemen alışmışlardı. Ama içeri girdiğimizde davranışları anında değişti. Durup dururken korktuklarını gözlemledim. Yani orada bir şey olduğunu kesinlikle biliyorlardı. Özellikle Casey'nin odasına odaklanmıştık. Casey'nin odası. Odayı incelediğimizden emin olmalıydık. Çünkü her an bir aktivite bekliyorduk. Aletlerimizi yerleştirdikten sonra meslektaşımla birlikte yukarı çıkıp ses kayıtları yapmaya karar verdik. Tam o sırada boynumun arkası ve başımda bir yanma hissettim. O kadar soğuktu ki yanıyordu. Hayatımda hissettiğim en düşük sıcaklıktı. Çok üşütmüşsünüz ve titriyormuşsunuz gibi bir histi. Ve birden acıyı hissettim. Biri beni bahçe tırmığıyla yaralıyor gibiydi. Ne olduğunu anlamamıştım. Sanırım boynumdan yaralandım dedim. Boynum çok acıyordu. Boynunun arkasında pençeye benzer izler oluşmuştu. Chris iyi olup olmadığımı sordu. Hayır, iyi değilim dedim. Ne düşüneceğimi bilmiyordum.
Baktığımızda göğsünde de izler olduğunu fark ettik. Oradaki varlığın vücudumda fiziksel izler bıraktığına inanamıyordum. Evin içine dönmek istemedim. İçeri girmeyi reddettim. Vay canına, kendimizi nasıl bir belaya bulaştırdık diye düşündüm. O güne kadar yaptığımız en riskli araştırma buydu. Bu vakayı unutabileceğimi hiç sanmıyorum. Eve geri döndüğümüzde Shelley'nin kötü göründüğünü fark ettim. Chris bana Shelley'nin Cassie'nin odasında saldırıya uğradığını anlattı. Kızlarımı oradan çıkarmak istiyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Çünkü evin içine girmeyi artık hiç istemiyordum. Kulağa kötü geldiğini biliyorum ama mutluydum. Sonunda biri daha başıma ne geldiğini hissetti diyordum. Yani deli değildim. Sadece benim başıma gelmemişti. Shelley'deki izleri de görünce o evden ayrılmamız gerektiğini hemen anladım. Amanda o zaman gidip onunla kalabileceğimizi söyledi. Her şeyi öylece bırakmaya karar verdim. İşim bitmişti, o eve dönmeyecektik. Gitmeden önce İncil'imi buzdolabının üstüne bıraktım. Her şeylerini topladık, köpekleri de aldık ve benim evime geldik. Amanda bir apartman dairesinde yaşıyordu. Küçük bir yerdi ama köpekleri de götürmemi istemişti. Annem, kız kardeşim ve ben küçük oturma odasında uyuduk. Dönecek yer yoktu. Hareketsizdik. O gece her yerim ağrımıştı. Korkunçtu. Çok kalabalıktık. Ve kedim bundan pek memnun kalmadı. Kedi köpeklerimizi sevmemişti. Arkadaşım zor da olsa köpeklerin kalamayacağını söyledi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Onları bakım evine veremezdim. Herhangi bir yere de bırakamazdım. Ve endişe etmem gereken bir köpek yoktu. Onlar tam 3 taneydi. Onları eve götürdük. Ve orada bıraktık. Bu çok üzücüydü. Sürekli aklımdan bu varlığın onları hiç düşünmeden öldürebilecek güçte olduğunu geçiriyordum. Çok küçüklerdi. Döndüğümüzde onları canlı bulamamaktan korkuyordum. Aile, Casey'nin arkadaşı Ashley'den köpekleri gezdirip beslemesini istemişti. Kapıya geldiğimde açık olduğunu gördüm. İçerideki her şey yere saçılmıştı. Salona gittiğimde yine aynı manzarayla karşılaştım. İçeride bir kasırga yaşanmış gibiydi. Ashley aileyi arayarak hemen eve dönmelerini istedi. Ashley evin dağıldığını ilk söylediğinde köpeklerin yaptığını düşünmüştük. Yalnız kalınca yapmış olabilirlerdi. Ama bardaklar köpeklerin uzanamayacağı yerden aşağı atılmıştı. Eve tekrar adım atınca tüylerim diken diken olmuştu. Eşyalar yerdeydi. Biri evimize saldırmış gibi görünüyordu. Buzdolabının üstüne bıraktığım İncil, mutfakla salonun arasında yerde duruyordu. Sayfaları da parçalanmıştı. Hepimiz köpeklerin yaptığını düşünmüştük. İncelediğimizde İncil'de ısırık izine rastlayamamıştık. Yani köpeklerin yapmış olması mümkün değildi. O evin içindeki her neyse bize buraya gelmeyin. Tanrı yardım edemez diyor. İncil mutfakla salonun arasında yerde duruyordu. İncil'de hiç ısırık izi yoktu. Sadece parçalanmıştı. Biri sayfalarını yırtmış gibi görünüyordu. Köpeklerin o şekilde parçalaması mümkün değildi. O evin içindeki her neyse bize buraya gelmeyin.
Tanrı yardım edemez diyordu. Aile Amanda'nın yanından ayrılmak zorunda kaldı. Eve dönmek zorunda kaldık. Amanda'nın evi küçüktü. Hayvanlarımızı özlemiştik. Eve dönmekten başka çaremiz yoktu. Gerçekten gidecek başka hiçbir yerimiz yoktu. Annem her şeyini o ev için harcamıştı. Eve dönmek zorunda kaldığımızda fazlasıyla korkmuştum. Eve döndüğümüz anda her şey yeniden başlayacaktı. Oturma odasında yaşıyorduk. Köpekler de bizimleydi. Bizimle koltuklarda uyuyorlardı. Yastıkların üstünde. Oradan ayrılmak istemiyorduk. Hep birlikte olursak güvende olacağımızı sanmıştık. Uyurken ışıkları kapatmıyorduk. Bu kendimizi güvende hissettiriyordu. Köpekler battaniye gibi üzerimizde yatıyordu. Sanki bizi koruyorlardı. Banyoya gittiğimizde bizimle geliyorlardı. Mutfağa gittiğimizde yine geliyorlardı. Yalnız kalmamızı istemiyorlardı. Orası artık bana ev gibi gelmiyordu. Julie çaresizlik içinde evin tarihi hakkında daha çok bilgi edinmeye çalışıyordu. Ve bu kez bir kanıt bulmayı başardı. Çok araştırmıştım. Bulabildiğim tek isim, evin eski sahiplerinden biri olan William'dı. Tüfekle kendini öldürmüştü. Olayın yaşandığı evi bilmiyorduk ama bizim sokağımızda olmuştu. Ve bizim ev olduğundan da neredeyse emindim. Julie, William'ın nerede yaşadığından emin olmak için yerel bir tarihçiyle bağlantı kurdu. Bu dışarıdan çok dikkat çeken bir ev. Ama tarihiyle de ilgi çeken bir yer. Birçok ünlü aile burada yaşadı. William da orada yaşıyordu. Uzun yıllar orada yaşadı. 1924 yılında bir olay meydana geldi. Gizemli bir kadın olan Clara L'le buluşmuştu. Daha önce de buluşmuş olmalıydılar. Ama o randevudan sonra William intihar etti. Bu William'ın son günüydü. Clara yüzünden miydi bilemiyorum. Ama randevularından kısa süre sonra öldüğünden eminim. Clara 17 yaşındaydı. Yani Casey ile aynı yaşta. Julie olaya açıklık getireceklerini umarak bir paranormal araştırma ekibiyle bağlantı kurdu. İlk düşüncem kesindi. William'ın eski evini terk etmediğini düşünmüştüm. William ölmeden önce 17 yaşında bir kızla flört ediyordu. Ve Casey de aynı yaştaydı. Bence bir hayalet kolaylıkla ikisini karıştırmış olabilir. Clara'nın benimle aynı yaşta olmasına şaşırmıştım. Belki bütün öfkesini bana çevirmesinin sebebi buydu. Çünkü tek hedefi bendim. Evi temizleme ayini yapmaya karar verdik. En basit işlemle başlayacaktık. Bu ayin sırasında meşale yakıp dumanı eve yaymaya çalışırız. Bu ayin sadece evi temizlemekte değil, ruhu arındırmada da işe yarar. Dumanı eve yayarken bir yandan da karanlık ruhun evi terk etmesi için onunla konuşuruz. Burayı terk et. Seni burada istemiyorum. Ekiple birlikte odadan odaya dolaştım. Bir yandan da yüksek sesle, "Burası benim evim. Gitmelisin, çıkmalısın," diyordu. "Beni buradan kaçırmana izin vermeyeceğim. Burası benim evim. Gitmesi gereken sensin." Hepimiz yukarıdaydık. Ve son hatırladığım şey, çok ama çok kızdığımdı. Sanki birden tamamen değişmişti. Kesinlikle başka birine dönüştü.
Amanda, Cassie'ye bak dedi. Ben de kızıma dönüp ne olduğunu sordum. Bana bakıp, bilmiyorum, sadece çok kızgınım dedi. O anda korkunç görünüyordu. Gözleri sabit ve kapkaranlıktı. Bana baktığını hatırlıyorum. Cassie'nin bizde şaka yapmadığından kesinlikle emin olmuştum. O dumanı içine çekmesinin ruhunu temizleyebileceğini düşünmüştük. Ve düşündüğümüz gibi oldu. Dumanla birlikte Cassie'ye yaklaştığımızda değişmeye başladı. Yüzü değişti. Davranışları değişti. Biri onu ele geçiriyor, sanki onu kontrol ediyordu. Evdeki şey tarafından ele geçirilmişti. Gözlerine baktım ve o benim kızım değildi. Gözleri kapkaraydı. Üzerime doğru gelmeye başladı. Bu evi terk edin, burası benim evim dedi. Banyoya doğru kaçmaya başlamıştım. Annesini tehdit etmeye başladı. Isırmaya çalışıyor, onu tekmeliyordu. Çok korkunçtu. Ve sürekli kısık ve derin bir sesle gitmelisiniz diyordu. Şeytani bir sesle defolun gidin, burası benim evim diyordu. Chris onu hemen oradan çıkarmamız gerektiğini söyledi. O incecik kızı evden çıkarmak için iki güçlü adam uğraşıyordu. Bu 45 kiloluk kız sanki doğaüstü güçlere sahip gibi hareket ediyordu. Aşağı indik. Köpekler de bizimle geldi. Ama Gizmo çok garip davranıyordu. Gizmo Cassie'ye bakıp hırlıyordu. Ona yaklaşmak istemiyordu. Sizi canı kadar seven köpeğiniz birden bambaşka şekilde davranıyorsa sizde bir sorun var demektir. Cassie'yi evden çıkarıp kaldırıma oturttular. Evden çıkar çıkmaz normale döndü. Etrafına baktı ve dışarıda ne yapıyoruz dedi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Onlara saldırdığımı da, anneme saldırdığımı da hatırlayamıyorum. Sadece gözlerimi kapattım, açtım ve bitmişti. Bana anlattıkları şeyler korkunçtu. Onlara saldırmıştım ve annemi boğmaya kalkmıştım. Ona zarar verebilirdim. Ve bunu durdurmaya gücüm yoktu. Bunları bana yaşatan kişi evin eski sahibiydi bence. Kızgınlığını ve acısını hissettim. O evde kalsaydım neler olurdu bilmiyorum. Cassie'yi öyle gördükten sonra kesinlikle başa çıkabileceğimizden büyük bir güçle uğraştığımızı anladım. Bu ekip için korkutucu bir andı. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hiçbir fikrimiz yoktu. Onlara yardım etmenin bir yolunu düşünemiyordum bile. O noktada Julia'ya yapabileceğimiz bir şey olmadığını anlattık. Orada yaşamak gerçekten iyi bir fikir değildi. Onun yerinde olsaydım kesinlikle hemen bavullarımı toplardım. Oradan hemen uzaklaşırdım. Parayı veya kalacak yerimiz olmayışını umursamıyorduk. Sadece gitmeliydik. Başka çaremiz kalmamıştı. Annem pekala taşınıyoruz dedi. Oradan gitmemiz gerektiğini anladım. Taşınmasaydık birimiz veya hepimiz orada ölürdük. Julie yakınlarda kiralık bir ev buldu. Ancak bir zorluk çıkmıştı. Snickers'ı alamıyorduk, izin vermediler. Annem bizim mutlu olmamız için kendi köpeğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Çocuklarımdan birinden ayrılmak gibiydi. Çok zordu. Onu hala sık sık görüyorum ve beni gördüğünde çok heyecanlanıyor.
Çok kötüydü çünkü üç köpek birlikte büyümüştü ve biz onları ayırmak zorundaydık. Bunu yapan o evdi. Artık orada yaşamamamıza rağmen bizi yine parçalıyordu. Çok korkmuştum. Nereye gittiğimiz umurumda bile değildi. Sadece o evden gitmek istemiştim. Taşınmak bu durumda verebileceğim tek karardı. O eve asla geri dönmeyeceğim. Bankanın almasına izin verdim. Umurumda bile değil. Korkunç bir ev. Kimse orada yaşayamaz. Bence yıkılmalı. Evden ayrıldıkları anda hayatları iyiye gitmeye başladı. Hepsi çok mutlu. Şimdiki evlerinde daha mutlu ve rahat bir şekilde yaşıyorlar. Artık şeytani ruhlar yok. İçim rahat. Ve Tanrı'nın bizi koruduğunu hissediyorum. Biliyorum ki Tanrı ve melekleri çocuklarımı koruyup tehlikeden uzak tutuyor. Artık sinirlenmiyorum. Kimseyi incitemeyeceğimi hissediyorum. Bence gayet iyiyiz. Hayvanlar da normal görünüyor. Bizimle olmaktan mutlular. Evimden kaçtığımı biliyorum. Aslında oradan kovalandık. Kötü bir ruh vardı. Ve bence hala o evde dolaşıp duruyor. Beni o evden daha çok korkutan bir şey yok. Arabayla bile önünden geçemiyorum. O eve cehennem diyorum. Çünkü yaşadıklarımız bana cehennemi anımsatıyor. Gerçek kötülüğü tanımış olduk. İyi insanlara zarar verebilen kötülük. Ve o ev aileme zarar verdi. Bu olaydan önce hayaletlerin insanlara zarar vermediğini söylerdim. Ama artık farklı düşünüyorum. Benim buradan çıkardığım en büyük ders, hayvanlarımızı iyice gözlemlememiz gerektiği. Köşeye gidip kendi kendine bağıran bir köpeğe dikkat edin. O köşede onları rahatsız eden bir varlık olabilir. Ve bu da sizin yaşamınızı etkileyebilir. Bu program tanıkların ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Herkes bizim hayaletli bir eve taşındığımızı söylüyordu. Köpekler eve girer girmez değişmişti. Yatağının tam yanında bir varlığın durduğunu söylüyordu. Birdenbire kendimi kızgın hissetmiştim. Çocuklarımı götürmeliydim ama taşınacak paramız yoktu. Annemi boğmaya çalıştığımı düşünmek çok korkunç. Şeytani bir sesle defolun gidin, burası benim evim diyordu. Kesi cinlere karıştı. Yalnız bir anne için iki kızıyla birlikte yeni bir ev aramak oldukça zor bir işti. Kızlar kendi odalarına sahip olmayı hayal ediyorlar ve köpekleri için de yeteri kadar büyük bir ev istiyorlardı. Rüya gibi bir ev arıyorlardı. Adım Julie. Kızım Cassandra, üniversite ikinci sınıfta okuyor. Küçük kızım Shante ise liseyi bitirdi. Üniversiteye başlamak üzere. Cassie çok dışa dönüktür. İlgi odağı olmayı sever ve Shante biraz utangaçtır. Annem bizi tek başına büyüttü. O bizim kahramanımız. Evimizde her zaman kediler ve köpeklerimiz vardı. Çocukluğumuzdan beri hayvanları çok severiz. Köpeklerimiz ailenin birer üyesidir. Sunepi, Dachshund ve Chihuahua kırmasıdır. Onları çok seviyorum.
Köpeğim Gizmo bir terier ve kendini büyük bir köpek sanıyor. Ama aslında küçük ve neşeli bir köpektir. Snickers husky kırmasıdır. Kendine has özellikleri vardır. Oldukça kararlı bir yapıya sahiptir. Yeni bir ev aramaya başladık çünkü büyük bir yere ihtiyacımız vardı. Kardeşimle ayrı odalarımız yoktu ve ufacık bir yere sığmaya çalışıyorduk. Ben internette bir ev araştırması yaptım. Ve büyük tuğladan yapılmış bu evi gördüm. İnternetteki fotoğraflarda çok güzel ve büyük görünüyordu. Yakından görünce daha da beğendik. Mutfak çok büyüktü. Görünce boyutlarına inanamamıştık. Üçümüz de eve aşık olduk. Böylece teklif verdik ve sahipleri de hemen kabul etti. Bunu garip bulmuştum ama evi aldık. Taşındık ve kolileri açmaya başladık. Arkadaşım Beth bana yardım ediyordu. 6. sınıftan beri en yakın arkadaşımdır. Birkaç eşyayı çıkarmıştık. Tape de bunlardan biriydi. Yerleştirirken müzik dinlemek istiyorduk. Beth odanın bir ucundaydı. Ben de diğer ucundaydım. Duvara fotoğrafları asıyorduk. Arkamı döndüm ve fotoğrafın kutuya geri döndüğünü gördüm. İlk başta Beth bana şaka yaptı diye düşündüm. Cassie bana döndü ve fotoğrafı kutuya geri koyup koymadığımı sordu. Bunu yapmadığıma dair yemin ettim. O benim en sevdiğim fotoğraf. Duvara astığımı biliyorum. Aklımı kaçırdığımı düşündüm. Durup birbirimize baktık. Birimizin fotoğrafı indirmiş olması gerekiyordu. Bunun garip olduğunu düşündüm ama aklıma başka hiçbir şey gelmemişti. Cassie ve Shante komşularının çocuklarıyla tanışmaya sabırsızlanıyordu. Cadılar Bayramı onlar için iyi bir fırsattı. Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Cadılar Bayramı için heyecanlıydık. Müzik çalıyorduk, pencerelere resimler asmıştık. Cassie ve Shante giriş kapısında ellerinde şeker kasesiyle oturuyorlardı. Diğerlerinin gelmesini bekliyorlardı. Çocuklar evin önünden geçiyordu ama kimse evimize gelmiyordu. Evin tam önünden bile yürümüyorlardı. Hiçbirimiz ne olduğunu anlayamamıştık. Bir üçgen gibiydi. Sağ tarafımızdaki komşunun evine gitmek için karşı kaldırımdan geçiyorlar ve sol tarafımızdakine gitmek için karşıdan dolaşıyorlardı. Bizim evden uzak durmak için her şeyi yapıyorlardı. Bizi tanımadıkları için böyle yaptıklarını düşündüm. Kızları öyle avuttum. Bu soğuk karşılamaya rağmen aile yeni evde rahat etmişti. Ama köpeklerin durumu farklıydı. Salonda otururken birdenbire ortam serinlerdi. Esintinin nereden geldiğini anlamaya çalışırdım. Köpekler kaçardı. Arka kapı açık olurdu. Mutfak kapısı kendi kendine açılıyordu. Kız kardeşimle önüne bir şeyler koyuyor, kilitliyorduk. Her şeyi denemiştik. Köpekler koşup kaçıyor ve nasıl oluyorsa kapı hep açık kalıyordu. Dışarıda oturup titriyorlardı. Onları eve sokmaya çalışırdım. Eski evimizde dışarı çıkmak istemezler ve kışı evde geçirirlerdi. Çünkü ayakları üşürdü. Ama bu evde dışarı çıkıp duruyorlardı. Eve girmek istemiyorlardı. Dışarıda durup titriyorlardı. Köpekler oldukça tuhaf davranıyordu. Geceleri Snickers yukarıda annemle uyurdu. Snoopy kız kardeşimin odasında kalırdı. Ve Gizmo da hep benimleydi. Gece uyanıp Gizmo'nun hırladığını duyardım. Tuvalete gitmek istiyor diye düşünüp onu yataktan indirmeye çalışırdım ama hareket etmezdi. Ben yataktan kalkmaya çalışınca da üzerimden kalkmazdı. O küçük bir köpektir ama sanki beni tutmaya çalışırdı. Yataktan çıkmamı istemiyordu. Snoopy yorganımın altında uyumaya başlamıştı.
Bütün gece hareketsiz yatıyordu. Uyandığımda onu yataktan zorla çıkarıyordum. Snickers her gece havlayarak beni uyandırıyor, sonra köşeye doğru bakıp bakıp hırlıyordu. Kuyruğundan başına kadar tüyleri diken diken oluyordu. Işıkları yakıp onun nereye baktığını görmeye çalıştığımdaysa üzerime yatıp bana sanki yataktan çıkma demek ister gibi bakıyordu. Snickers eski evde gayet iyiydi. Geceleri hırlamaz, boşluğa bakıp bakıp durmazdı. Daha önce hiçbir köpeğimiz böyle şeyler yapmadı. Bu evde davranışları tamamen değişti. Kızları korkutmak istemiyordum. Onun için de umursamaz davranıyordum. Ama hayvanların bizim göremediğimiz bir şeyleri gördüğünden kesinlikle emindim. Bu eve taşınmadan önce onlar küçük sevimli yaratıklardı. Komşularımıza bile havlamazlardı. Bu evde bir şeyler değişmişti. Arkadaşım Amanda evi görmek için ilk kez bizi ziyarete gelmişti. Julie yeni evi konusunda çok heyecanlıydı. Ev muhteşemdi, ben de sevmiştim. Birkaç tuhaf şey yaşadıklarını anlattı ama önemsiz şeyler olduklarını düşündüm. Yukarı çıkıyorduk. Ve arkadaşı merdivenin ortasında birden adımlarını yavaşlatmaya başladı. Sonra arkasına dönüp baktı. Arkamda biri var gibi hissediyorum dedi. Biri seni merdivenden itecek gibi bir hisse kapılmadın mı diye sordu. Tanrım, çok korkmuştum. Gerçekten korkunç bir şeydi. Böyle bir şeyi nasıl açıklarsınız değil mi? Etrafa hızla bakıp beğendi ve aceleyle aşağı dönmek istedi. Evi beğendiğini söyledi ama üst katta bir şey onu gerçekten korkutmuştu. Salonda oturuyorduk ve biraz müzik dinlemeye karar verdik. Amanda kendi CD'lerinden birini taktı ve çalma tuşuna bastı. Müzik çalmaya başladığında birden parçalanma sesini duyduk. Bir vazo raftan uçarak Julie'nin ayaklarının dibinde parçalandı. Neredeyse ona çarpıyordu. Yerinden havalandı, bana doğru uçtu ve parçalandı. Köpekler bahçedeydi, yani bunu onlar yapmış olamazdı. Orada sadece annem ve Amanda vardı. Ve teyften oldukça uzak bir noktadaydılar. Bu tip konulara mantıklı yaklaşırım ama yaşadığımız şeyin bir açıklamasını bulamıyordum. O vazo oradan düşmedi, raftan en az bir metre uzağa uçtu. Hepimiz şoke olduk. Birbirimize bakıp bu gerçekten oldu mu diyorduk. Unutmaya çalıştık ama vazoya baktıkça nasıl olduğunu anlamaya çalıştık. Bu bizi çok korkutmuştu. Bir gece uyandığımda Gizmo'nun fazlasıyla garip davrandığını gördüm. Hiç durmadan hırlıyordu. Ona susması için bağırdım ama beni kesinlikle dinlemiyordu. Yukarı baktım ve üzerimde siyah bir şeyi gördüm. Korkudan ölecektim. Gizmo hiç durmadan hırlıyordu. Yukarı baktım ve üzerimde siyah bir şey vardı. Kapkaranlık bir şeydi. Sis gibiydi. Ne kadar soğuk olduğunu hissedebiliyordum.
İlk düşünebildiğim şey çocuk gibi saklanmaktı. Battaniyemin başıma çekerek bekledim. Gizmo susmuyordu. Hırlaması geçene kadar orada kaldım. O sustuğunda başımı kaldırdım ve o şey gitmişti. Cassie koşarak yatak odama geldi. Çığlık atıyor, bağırıyordu ve korkudan ölüyordu. Anneme o gölgeden söz ettiğimde şaşkınlığı yüzüne vurmuştu. Ne diyeceğini bilemiyor gibiydi. Ona hayal görüp görmediğinden emin misin Cassie diye sordum. Bana kızdı. Ne gördüğünü bildiğini, yatağın üstünde bir gölge olduğunu söyledi. Yüzümden bu kadar uzaklıktaydı diyordu. Gizmo'nun hırladığını söyledi. O da gölgeyi görmüştü. Bana inandığını söyledi. Ve bunların geçeceğini. Olanlara inanamıyordum. Sonunda kendi odam vardı. Kendime ait bir alandı. Bu beni kızdırıyordu. Çünkü yeniden kardeşimle aynı odada olmak istemiştim. Yalnız kalamıyordum. Okuldaki çocuklar Casey ve Shante'nin evi hakkında konuşuyorlardı. Okuldaki arkadaşlarım sürekli konuşuyordu. Evimizle ilgili şeyler duymuşlardı. Ben sorunca da anlatmaktan kaçındıklarını görüyordum. Herkes bizden perili eve taşınanlar diye söz ediyordu. Öğretmenler bile. Bu beni sinirlendirmişti. Bu lafların nereden çıktığını anlayamıyordum. Burada benden daha uzun zamandır yaşıyorlardı ve bir şeyler biliyorlardı. Ve insanlar büyük ve eski evlerle ilgili söylentiler çıkartmaya bayılır. Cassie'nin öğretmenlerinden biri ona fotoğraf makinesi verip evin fotoğraflarını çekmesini istemişti. Evin içinin fotoğraflarını. Cassie ona neden evinin fotoğraflarını çekmesini istediğini sormuştu. Öğretmen de evin dışını her zaman çok beğendiğini ve içeriden nasıl göründüğünü merak ettiğini söylemişti. Bu bana garip geldi. Öğretmen evin içini görmek istiyordu. Sinirlenip neden diye sordum. Julie evin geçmişi hakkında bilgi toplamaya karar verdi. Belediyeye gidip oradaki kadına yeni bir ev aldığımı, evin geçmişini öğrenmek istediğimi söyledim. Eski sahiplerini merak ediyordum. Kadın hemen yardım edeceğini söyledi. Bana hangi evi aldığımı sordu. Caddedeki o büyük tuğla ev deyince yüzünün ifadesi birden değişti ve yardım edecek vakti olmadığını söyledi. Hangi ev hakkında bilgi almak istediğimi öğrenene kadar bana iyi davranmıştı. Biraz korktum. Evde büyük bir cinayet filan mı işlenmişti acaba? Küçük kasabaların malum küçük sırları olur. Belki de anlatmak istemiyorlardı. Kızlarımla birkaç kez kütüphaneye gittik. Farklı isimler deneyerek evle ilgili bilgiler aradık. Ama evle ilgili bilgilere asla ulaşamadık. Hatırladığım kadarıyla bir gece annem arkadaşlarıyla birlikte şehirdeki bir bara gitmişti. Eve döndüğünde ağlıyordu. Orada konuştuğu adamlardan biri ona nereli olduğumuzu, nerede oturduğumuzu sormuş. Çünkü annemi kimse tanımıyormuş. Annem nerede oturduğumuzu söyleyene kadar her şey iyi gitmiş. Ama sonra adam anneme sigortamız olup olmadığını sormuş. Ve evinizi ve içindeki şeytanları hemen yakıp kül edin demiş. Adamın bu söylediklerinden annem çok korkmuştu. Aile konuşulanları duymazdan gelip hayatlarına devam etmeye çalıştı. Bir gece yatağımda oturmuş, ev ödevimi yapıyordum. Gizmo da benimleydi.
Bence hayvanlar neler hissettiğimizi anlıyor. Mesela korktuğunuzu hissettiklerinde yanınızda olup yardım etmek istiyorlar. Kimsenin size zarar vermesini istemiyorlar. Yatağımın tam karşısında bir ayna vardı. Ve neden bilmiyorum ama aynaya bakmak için büyük bir istek duydum. Sanki transa girmiştim. Gizmo'yu yanımda hırlarken duyabiliyordum ve birden sesi daha da yükseldi. Hiçbir şekilde gözlerimi aynadan uzaklaştıramıyordum. Aynada kendim ve Gizmo dışında bir şey görmüyordum. Birden kızgın olduğumu hissetmeye başladım. Kızgınlığım artıyordu. Tek düşünebildiğim birine zarar vermekti. Yani çok ciddi zarar vermek. Köpeğime bile olabilirdi. Herkese olabilirdi. Sonra vücudum ısınmaya başladı. Gözümün bir tarafı sanki yanıyordu. Bunu fark ettiğim anda bu kez de buz gibi oldu. Yüzümün bir tarafı yanıyordu. Sanki biri tokat atmış gibiydi. Şiştiğini hissedebiliyordum. Çok korktum. Çığlık atarak odamdan çıktım ve yukarı annemin yanına koştum. Birden Cassie'nin kanımı donduran çığlığını duydum ve o yukarı koşuyordu. Ciğerleri patlayacakmışçasına bağırarak bir şey bana saldırdı diyordu. Kapıdan içeri girdiğinde yüzünde kocaman pençeye benzer bir iz olduğunu gördüm. İyi misin Cassie? Evde çekilmiş gerçek görüntüler. Ne hissediyorsun? Bir şey söyle. Biri yüzümü pençeledi. Ve odamda köpeğim dışında hiç kimse yoktu. Bunun onun yapmış olması mümkün değil. Gerçek fotoğraf. Yüzü çok kötü durumdaydı ve kanıyordu. Sonra sırtıyla ilk. Gizmo da benimleydi. Bence hayvanlar neler hissettiğimizi anlıyor. Mesela korktuğunuzu hissettiklerinde yanınızda olup yardım etmek istiyorlar. Kimsenin size zarar vermesini istemiyorlar. Yatağımın tam karşısında bir ayna vardı. Ve neden bilmiyorum ama aynaya bakmak için büyük bir istek duydum. Sanki transa girmiştim. Gizmo'yu yanımda hırlarken duyabiliyordum ve birden sesi daha da yükseldi. Hiçbir şekilde gözlerimi aynadan uzaklaştıramıyordum. Aynada kendim ve Gizmo dışında bir şey görmüyordum. Birden kızgın olduğumu hissetmeye başladım. Kızgınlığım artıyordu. Tek düşünebildiğim birine zarar vermekti. Yani çok ciddi zarar vermek. Köpeğime bile olabilirdi. Herkese olabilirdi. Sonra vücudum ısınmaya başladı. Yüzümün bir tarafı sanki yanıyordu. Bunu fark ettiğim anda bu kez de buz gibi oldu. Yüzümün bir tarafı yanıyordu. Sanki biri tokat atmış gibiydi. Şiştiğini hissedebiliyordum. Çok korktum. Çığlık atarak odamdan çıktım ve yukarı annemin yanına koştum. Birden Cassie'nin kanımı donduran çığlığını duydum ve o yukarı koşuyordu. Ciğerleri patlayacakmışçasına bağırarak bir şey bana saldırdı diyordu. Kapıdan içeri girdiğinde yüzünde kocaman pençeye benzer bir iz olduğunu gördüm. İyi misin Cassie? Evde çekilmiş gerçek görüntüler. Ne hissediyorsun?
Bir şey söyle. Biri yüzümü pençeledi. Ve odamda köpeğim dışında hiç kimse yoktu. Bunun onun yapmış olması mümkün değil. Gerçek fotoğraf. Yüzü çok kötü durumdaydı ve kanıyordu. Sonra sırtıyla ilgili bir şey söyledi. Hemen bluzunu yukarı kaldırdım ve sırtındaki izleri gördüm. Oraya elinin ulaşması olanaksızdı. Neler hissettiğimi anlatmam kesinlikle mümkün değil. Annem çok korkmuştu. O anda evde bize zarar vermek isteyen bir varlık olduğuna inanmıştı. Onu doktora götürmedim. Polisi de aramadım. Polisin bunu kızıma benim yaptığımı düşünmesinden korktum. Özür dilerim. Böyle şeyler olduğunda çocuğunuza nasıl yardım edeceğinizi bilmiyorsunuz. Biri ona saldırıyor ve siz şoka giriyorsunuz. Taşınmak istemiştim ama yeterli paramız yoktu ki. Yoktu. Birkaç yakın arkadaşıma anlatmıştım. Herkese anlatamıyordum çünkü deli olduğumu sanacaklardı. Casey'nin hikayesi bir arkadaşına oldukça tanıdık gelmişti. O okula geldiğinde ağlıyordu. Tuvalete gittik. Ve bana sırtındaki izleri gösterdi. Bana baktı ve bu izleri tanıyorum dedi. Ona nereden biliyorsun? Hiçbir fikrin yok dedim. Bana bizden önce o evde yaşayan çocuğu tanıdığını söyledi. Ve o anda kanım dondu. Bana onun numarasını verdi. Onu aradım ve 5 dakika konuştuk. Söylediğin her şey bana tanıdık geliyor. Hemen o evden çıkın. Size zarar verecek. Hemen gidin dedi. Aldığım evin perili olduğuna inanmak istemedim. Bunun bize olabileceğine inanmak istemedim. Julie yardım alması gerektiğine karar vermişti. O sırada Shelley ve Chris'i aradım. Hemen geleceklerini söylediler. Bu işe 4 yıl önce başladık. Ama o güne kadar bir varlık tarafından fiziksel saldırıya uğrayan kimseyi görmemiştik. Bu ilk. Paranormal ekibin çekimleri. Deneyimlerimizin çoğunda hayaletler iyi niyetliydi ama bu evdeki varlığın başka bir amacı olduğu çok belliydi. Chris ile Shelley birkaç saatliğine evden ayrılmamızı istedi. Evde biz olmadan inceleme yapmaları daha kolay olacak. Canlandırma. Eve girdiğimiz anda Chris hemen incelemeye başladı. Kamera ve ses sistemini kurup hemen başladık. 3 infrared, 2 de el kamerası götürmüştük. Ses kayıt cihazları ve hareket sensörlerimiz de yanımızdaydı. 61.8. Köpekler bizi dışarıda karşıladı. Bizimle oynadılar, hemen alışmışlardı. Ama içeri girdiğimizde davranışları anında değişti. Durup dururken korktuklarını gözlemledim. Yani orada bir şey olduğunu kesinlikle biliyorlardı. Özellikle Casey'nin odasına odaklanmıştık. Casey'nin odası. Odayı incelediğimizden emin olmalıydık. Çünkü her an bir aktivite bekliyorduk. Aletlerimizi yerleştirdikten sonra meslektaşımla birlikte yukarı çıkıp ses kayıtları yapmaya karar verdik. Tam o sırada boynumun arkası ve başımda bir yanma hissettim. O kadar soğuktu ki yanıyordu. Hayatımda hissettiğim en düşük sıcaklıktı. Çok üşütmüşsünüz ve titriyormuşsunuz gibi bir histi. Ve birden acıyı hissettim. Biri beni bahçe tırmığıyla yaralıyor gibiydi.
Ne olduğunu anlamamıştım. Sanırım boynumdan yaralandım dedim. Boynum çok acıyordu. Boynunun arkasında pençeye benzer izler oluşmuştu. Chris iyi olup olmadığımı sordu. Hayır, iyi değilim dedim. Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Baktığımızda göğsünde de izler olduğunu fark ettik. Oradaki varlığın vücudumda fiziksel izler bıraktığına inanamıyordum. Evin içine dönmek istemedim. İçeri girmeyi reddettim. Vay canına, kendimizi nasıl bir belaya bulaştırdık diye düşündüm. O güne kadar yaptığımız en riskli araştırma buydu. Bu vakayı unutabileceğimi hiç sanmıyorum. Eve geri döndüğümüzde Shelley'nin kötü göründüğünü fark ettim. Chris bana Shelley'nin Cassie'nin odasında saldırıya uğradığını anlattı. Kızlarımı oradan çıkarmak istiyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Çünkü evin kesinlikle emindim. Bu eve taşınmadan önce onlar küçük sevimli yaratıklardı. Komşularımıza bile havlamazlardı. Bu evde bir şeyler değişmişti. Arkadaşım Amanda evi görmek için ilk kez bizi ziyarete gelmişti. Julie yeni evi konusunda çok heyecanlıydı. Ev muhteşemdi, ben de sevmiştim. Birkaç tuhaf şey yaşadıklarını anlattı ama önemsiz şeyler olduklarını düşündüm. Yukarı çıkıyorduk. Ve arkadaşı merdivenin ortasında birden adımlarını yavaşlatmaya başladı. Sonra arkasına dönüp baktı. Arkamda biri var gibi hissediyorum dedi. Biri seni merdivenden itecek gibi bir hisse kapılmadın mı diye sordu. Tanrım, çok korkmuştum. Gerçekten korkunç bir şeydi. Böyle bir şeyi nasıl açıklarsınız değil mi? Etrafa hızla bakıp beğendi ve aceleyle aşağı dönmek istedi. Evi beğendiğini söyledi ama üst katta bir şey onu gerçekten korkutmuştu. Salonda oturuyorduk ve biraz müzik dinlemeye karar verdik. Amanda kendi CD'lerinden birini taktı ve çalma tuşuna bastı. Müzik çalmaya başladığında birden parçalanma sesini duyduk. Bir vazo raftan uçarak Julie'nin ayaklarının dibinde parçalandı. Neredeyse ona çarpıyordu. Yerinden havalandı, bana doğru uçtu ve parçalandı. Köpekler bahçedeydi, yani bunu onlar yapmış olamazdı. Orada sadece annem ve Amanda vardı ve teyften oldukça uzak bir noktadaydılar. Bu tip konulara mantıklı yaklaşırım ama yaşadığımız şeyin bir açıklamasını bulamıyordum. O vazo oradan düşmedi, raftan en az bir metre uzağa uçtu. Hepimiz şoke olduk. Birbirimize bakıp bu gerçekten oldu mu diyorduk. Unutmaya çalıştık ama vazoya baktıkça nasıl olduğunu anlamaya çalıştık. Bu bizi çok korkutmuştu. Bir gece uyandığımda Gizmo'nun fazlasıyla garip davrandığını gördüm. Hiç durmadan hırlıyordu. Ona susması için bağırdım ama beni kesinlikle dinlemiyordu. Yukarı baktım ve üzerimde siyah bir şeyi gördüm. Korkudan ölecektim. Gizmo hiç durmadan hırlıyordu. Yukarı baktım ve üzerimde siyah bir şey vardı. Kapkaranlık bir şeydi. Sis gibiydi.
Ne kadar soğuk olduğunu hissedebiliyordum. İlk düşünebildiğim şey çocuk gibi saklanmaktı. Battaniyemin başıma çekerek bekledim. Gizmo susmuyordu. Hırlaması geçene kadar orada kaldım. O sustuğunda başımı kaldırdım ve o şey gitmişti. Cassie koşarak yatak odama geldi. Çığlık atıyor, bağırıyordu ve korkudan ölüyordu. Anneme o gölgeden söz ettiğimde şaşkınlığı yüzüne vurmuştu. Ne diyeceğini bilemiyor gibiydi. Ona hayal görüp görmediğinden emin misin Cassie diye sordum. Bana kızdı. Ne gördüğünü bildiğini, yatağın üstünde bir gölge olduğunu söyledi. Yüzümden bu kadar uzaklıktaydı diyordu. Gizmo'nun hırladığını söyledi. O da gölgeyi görmüştü. Bana inandığını söyledi. Ve bunların geçeceğini. Olanlara inanamıyordum. Sonunda kendi odam vardı. Kendime ait bir alandı. Bu beni kızdırıyordu. Çünkü yeniden kardeşimle aynı odada olmak istemiştim. Yalnız kalamıyordum. Okuldaki çocuklar Casey ve Shante'nin evi hakkında konuşuyorlardı. Okuldaki arkadaşlarım sürekli konuşuyordu. Evimizle ilgili şeyler duymuşlardı. Ben sorunca da anlatmaktan kaçındıklarını görüyordum. Herkes bizden perili eve taşınanlar diye söz ediyordu. Öğretmenler bile. Bu beni sinirlendirmişti. Bu lafların nereden çıktığını anlayamıyordum. Burada benden daha uzun zamandır yaşıyorlardı ve bir şeyler biliyorlardı. Ve insanlar büyük ve eski evlerle ilgili söylentiler çıkartmaya bayılır. Cassie'nin öğretmenlerinden biri ona fotoğraf makinesi verip evin fotoğraflarını çekmesini istemişti. Evin içinin fotoğraflarını. Cassie ona neden evinin fotoğraflarını çekmesini istediğini sormuştu. Öğretmen de evin dışını her zaman çok beğendiğini ve içeriden nasıl göründüğünü merak ettiğini söylemişti. Bu bana garip geldi. Öğretmen evin içini görmek istiyordu. Sinirlenip neden diye sordum. Julie evin geçmişi hakkında bilgi toplamaya karar verdi. Belediyeye gidip oradaki kadına yeni bir ev aldığımı, evin geçmişini öğrenmek istediğimi söyledim. Eski sahiplerini merak ediyordum. Kadın hemen yardım edeceğini söyledi. Bana hangi evi aldığımı sordu. Caddedeki o büyük tuğla ev deyince yüzünün ifadesi birden değişti. Ve yardım edecek vakti olmadığını söyledi. Hangi ev hakkında bilgi almak istediğimi öğrenene kadar bana iyi davranmıştı. Biraz korktum. Evde büyük bir cinayet falan mı işlenmişti acaba? Küçük kasabaların malum küçük sırları olur. Belki de anlatmak istemiyorlardı. Kızlarımla birkaç kez kütüphaneye gittik. Farklı isimler deneyerek evle ilgili bilgiler aradık. Ama evle ilgili bilgilere asla ulaşamadık. Hatırladığım kadarıyla bir gece annem arkadaşlarıyla birlikte şehirdeki bir bara gitmişti. Eve döndüğünde ağlıyordu. Orada konuştuğu adamlardan biri ona nereli olduğumuzu, nerede oturduğumuzu sormuş. Çünkü annemi kimse tanımıyormuş. Annem nerede oturduğumuzu söyleyene kadar her şey iyi gitmiş. Ama sonra adam anneme sigortamız olup olmadığını sormuş. Ve evinizi ve içindeki şeytanları hemen yakıp kül edin demiş. Adamın bu söylediklerinden annem çok korkmuştu. Aile konuşulanları duymazdan gelip hayatlarına devam etmeye çalıştı. Bir gece yatağımda oturmuş, ev ödevimi yapıyordum. İçine girmeyi
Artık hiç istemiyordum. Kulağa kötü geldiğini biliyorum ama mutluydum. Sonunda biri daha başıma ne geldiğini hissetti diyordum. Yani deli değildim. Sadece benim başıma gelmemişti. Shelley'deki izleri de görünce o evden ayrılmamız gerektiğini hemen anladım. Amanda o zaman gidip onunla kalabileceğimizi söyledi. Her şeyi öylece bırakmaya karar verdim. İşim bitmişti, o eve dönmeyecektik. Gitmeden önce İncil'imi buzdolabının üstüne bıraktım. Her şeylerini topladık, köpekleri de aldık ve benim evime geldik. Amanda bir apartman dairesinde yaşıyordu. Küçük bir yerdi ama köpekleri de götürmemi istemişti. Annem, kız kardeşim ve ben küçük oturma odasında uyuduk. Dönecek yer yoktu. Hareketsizlik. O gece her yerim ağrımıştı. Korkunçtu. Çok kalabalıktık ve kedim bundan pek memnun kalmadı. Kedi köpeklerimizi sevmemişti. Arkadaşım zor da olsa köpeklerin kalamayacağını söyledi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Onları bakım evine veremezdim. Herhangi bir yere de bırakamazdım. Ve endişe etmem gereken bir köpek yoktu. Onlar tam 3 taneydi. Onları eve götürdük. Ve orada bıraktık. Bu çok üzücüydü. Sürekli aklımdan bu varlığın onları hiç düşünmeden öldürebilecek güçte olduğunu geçiriyordum. Çok küçüklerdi. Döndüğümüzde onları canlı bulamamaktan korkuyordum. Aile, Casey'nin arkadaşı Ashley'den köpekleri gezdirip beslemesini istemişti. Kapıya geldiğimde açık olduğunu gördüm. İçerideki her şey yere saçılmıştı. Salona gittiğimde yine aynı manzarayla karşılaştım. İçeride bir kasırga yaşanmış gibiydi. Ashley aileyi arayarak hemen eve dönmelerini istedi. Ashley evin dağıldığını ilk söylediğinde köpeklerin yaptığını düşünmüştük. Yalnız kalınca yapmış olabilirlerdi. Ama bardaklar köpeklerin uzanamayacağı yerden aşağı atılmıştı. Eve tekrar adım atınca tüylerim diken diken olmuştu. Eşyalar yerdeydi. Biri evimize saldırmış gibi görünüyordu. Buzdolabının üstüne bıraktığım İncil, mutfakla salonun arasında yerde duruyordu. Sayfaları da parçalanmıştı. Hepimiz köpeklerin yaptığını düşünmüştük. İncelediğimizde İncil'de ısırık izine rastlayamamıştık. Yani köpeklerin yapmış olması mümkün değildi. O evin içindeki her neyse bize buraya gelmeyin. Tanrı yardım edemez diyor. İncil mutfakla salonun arasında yerde duruyordu. İncil'de hiç ısırık izi yoktu. Sadece parçalanmıştı. Biri sayfalarını yırtmış gibi görünüyordu. Köpeklerin o şekilde parçalaması mümkün değildi. O evin içindeki her neyse bize buraya gelmeyin. Tanrı yardım edemez diyordu. Aile Amanda'nın yanından ayrılmak zorunda kaldı. Eve dönmek zorunda kaldık. Amanda'nın evi küçüktü. Hayvanlarımızı özlemiştik. Eve dönmekten başka çaremiz yoktu. Gerçekten gidecek başka hiçbir yerimiz yoktu. Annem her şeyini o ev için harcamıştı. Eve dönmek zorunda kaldığımızda fazlasıyla korkmuştum. Eve döndüğümüz anda her şey yeniden başlayacaktı. Oturma odasında yaşıyorduk. Köpekler de bizimleydi. Bizimle koltuklarda uyuyorlardı. Yastıkların üstünde. Oradan ayrılmak istemiyorduk.
Hep birlikte olursak güvende olacağımızı sanmıştık. Uyurken ışıkları kapatmıyorduk. Bu kendimizi güvende hissettiriyordu. Köpekler battaniye gibi üzerimizde yatıyordu. Sanki bizi koruyorlardı. Banyoya gittiğimizde bizimle geliyorlardı. Mutfağa gittiğimizde yine geliyorlardı. Yalnız kalmamızı istemiyorlardı. Orası artık bana ev gibi gelmiyordu. Julie çaresizlik içinde evin tarihi hakkında daha çok bilgi edinmeye çalışıyordu. Ve bu kez bir kanıt bulmayı başardı. Çok araştırmıştım. Bulabildiğim tek isim, evin eski sahiplerinden biri olan William'dı. Tüfekle kendini öldürmüştü. Olayın yaşandığı evi bilmiyorduk ama bizim sokağımızda olmuştu. Ve bizim ev olduğundan da neredeyse emindim. Julie, William'ın nerede yaşadığından emin olmak için yerel bir tarihçiyle bağlantı kurdu. Bu dışarıdan çok dikkat çeken bir ev. Ama tarihiyle de ilgi çeken bir yer. Birçok ünlü aile burada yaşadı. William da orada yaşıyordu. Uzun yıllar orada yaşadı. 1924 yılında bir olay meydana geldi. Gizemli bir kadın olan Clara L ile buluşmuştu. Daha önce de buluşmuş olmalıydılar. Ama o randevudan sonra William intihar etti. Bu William'ın son günüydü. Clara yüzünden miydi bilemiyorum. Ama randevularından kısa süre sonra öldüğünden eminim. Clara 17 yaşındaydı. Yani Casey ile aynı yaşta. Julie olaya açıklık getireceklerini umarak bir paranormal araştırma ekibiyle bağlantı kurdu. İlk düşüncem kesindi. William'ın eski evini terk etmediğini düşünmüştüm. William ölmeden önce 17 yaşında bir kızla flört ediyordu. Ve Casey de aynı yaştaydı. Bence bir hayalet kolaylıkla ikisini karıştırmış olabilir. Clara'nın benimle aynı yaşta olmasına şaşırmıştım. Belki bütün öfkesini bana çevirmesinin sebebi buydu. Çünkü tek hedefi bendim. Evi temizleme ayini yapmaya karar verdik. En basit işlemle başlayacaktık. Bu ayin sırasında meşale yakıp dumanı eve yaymaya çalışırız. Bu ayin sadece evi temizlemekte değil, ruhu arındırmada da işe yarar. Dumanı eve yayarken bir yandan da karanlık ruhun evi terk etmesi için onunla konuşuruz. Burayı terk et. Seni burada istemiyorum. Ekiple birlikte odadan odaya dolaştım. Bir yandan da yüksek sesle, "Burası benim evim. Gitmelisin, çıkmalısın," diyor. Bu program tanıkların ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Herkes bizim hayaletli bir eve taşındığımızı söylüyordu. Köpekler eve girer girmez değişmişti. Yatağının tam yanında bir varlığın durduğunu söylüyordu. Birdenbire kendimi kızgın hissetmiştim. Çocuklarımı götürmeliydim ama taşınacak paramız yoktu. Annemi boğmaya çalıştığımı düşünmek çok korkunç. Şeytani bir sesle "Defolun gidin, burası benim evim," diyordu. Casey cinlere karıştı.
Yalnız bir anne için iki kızıyla birlikte yeni bir ev aramak oldukça zor bir işti. Kızlar kendi odalarına sahip olmayı hayal ediyorlar ve köpekleri için de yeteri kadar büyük bir ev istiyorlardı. Rüya gibi bir ev arıyorlardı. Adım Julie. Kızım Cassandra, üniversite ikinci sınıfta okuyor. Küçük kızım Shante ise liseyi bitirdi. Üniversiteye başlamak üzere. Cassie çok dışa dönüktür. İlgi odağı olmayı sever ve Shante biraz utangaçtır. Annem bizi tek başına büyüttü. O bizim kahramanımız. Evimizde her zaman kediler ve köpeklerimiz vardı. Çocukluğumuzdan beri hayvanları çok severiz. Köpeklerimiz ailenin birer üyesidir. Sunepi, Dachshund ve Chihuahua kırmızıdır. Onları çok seviyorum. Köpeğim Gizmo bir terrier ve kendini büyük bir köpek sanıyor. Ama aslında küçük ve neşeli bir köpektir. Snickers husky kırmasıdır. Kendine has özellikleri vardır. Oldukça kararlı bir yapıya sahiptir. Yeni bir ev aramaya başladık çünkü büyük bir yere ihtiyacımız vardı. Kardeşimle ayrı odalarımız yoktu ve ufacık bir yere sığmaya çalışıyorduk. Ben internette bir ev araştırması yaptım. Ve büyük tuğladan yapılmış bu evi gördüm. İnternetteki fotoğraflarda çok güzel ve büyük görünüyordu. Yakından görünce daha da beğendik. Mutfak çok büyüktü. Görünce boyutlarına inanamamıştık. Üçümüz de eve aşık olduk. Böylece teklif verdik ve sahipleri de hemen kabul etti. Bunu garip bulmuştum ama evi aldık. Taşındık ve kolileri açmaya başladık. Arkadaşım Beth bana yardım ediyordu. 6. sınıftan beri en yakın arkadaşımdır. Birkaç eşyayı çıkarmıştık. Tape de bunlardan biriydi. Yerleştirirken müzik dinlemek istiyorduk. Beth odanın bir ucundaydı. Ben de diğer ucundaydım. Duvara fotoğrafları asıyorduk. Arkamı döndüm ve fotoğrafın kutuya geri döndüğünü gördüm. İlk başta Beth bana şaka yaptı diye düşündüm. Cassie bana döndü ve fotoğrafı kutuya geri koyup koymadığımı sordu. Bunu yapmadığıma dair yemin ettim. O benim en sevdiğim fotoğraf. Duvara astığımı biliyorum. Aklımı kaçırdığımı düşündüm. Durup birbirimize baktık. Birimizin fotoğrafı indirmiş olması gerekiyordu. Bunun garip olduğunu düşündüm ama aklıma başka hiçbir şey gelmemişti. Cassie ve Shante komşularının çocuklarıyla tanışmaya sabırsızlanıyordu. Cadılar Bayramı onlar için iyi bir fırsattı. Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Cadılar Bayramı için heyecanlıydık. Müzik çalıyorduk, pencerelere resimler asmıştık. Cassie ve Shante giriş kapısında ellerinde şeker kasesiyle oturuyorlardı. Diğerlerinin gelmesini bekliyorlardı. Çocuklar evin önünden geçiyordu ama kimse evimize gelmiyordu. Evin tam önünden bile yürümüyorlardı. Hiçbirimiz ne olduğunu anlayamamıştık. Bir üçgen gibiydi. Sağ tarafımızdaki komşunun evine gitmek için karşı kaldırımdan geçiyorlar ve sol tarafımızdakine gitmek için karşıdan dolaşıyorlardı. Bizim evden uzak durmak için her şeyi yapıyorlardı. Bizi tanımadıkları için böyle yaptıklarını düşündüm. Kızları öyle avuttum. Bu soğuk karşılamaya rağmen aile yeni evde rahat etmişti. Ama köpeklerin durumu farklıydı. Salonda otururken birdenbire ortam serinlerdi. Esintinin nereden geldiğini anlamaya çalışırdım. Köpekler kaçardı. Arka kapı açık olurdu. Mutfak kapısı kendi kendine açılıyordu. Kız kardeşimle önüne bir şeyler koyuyor, kilitliyorduk. Her şeyi denemiştik. Köpekler koşup kaçıyor ve nasıl oluyorsa kapı hep açık kalıyordu. Dışarıda oturup titriyorlardı. Onları eve sokmaya çalışırdım. Eski evimizde dışarı çıkmak istemezler ve kışı evde geçirirlerdi. Çünkü ayakları üşürdü. Ama bu evde dışarı çıkıp duruyorlardı. Eve girmek istemiyorlardı.
Dışarıda durup titriyorlardı. Köpekler oldukça tuhaf davranıyordu. Geceleri Snickers yukarıda annemle uyurdu. Snoopy kız kardeşimin odasında kalırdı. Ve Gizmo da hep benimleydi. Gece uyanıp Gizmo'nun hırladığını duyardım. Tuvalete gitmek istiyor diye düşünüp onu yataktan indirmeye çalışırdım ama hareket etmezdi. Ben yataktan kalkmaya çalışınca da üzerimden kalkmazdı. O küçük bir köpektir ama sanki beni tutmaya çalışırdı. Yataktan çıkmamı istemiyordu. Snoopy yorganımın altında uyumaya başlamıştı. Bütün gece hareketsiz yatıyordu. Uyandığımda onu yataktan zorla çıkarıyordum. Snickers her gece havlayarak beni uyandırıyor, sonra köşeye doğru bakıp bakıp hırlıyordu. Kuyruğundan başına kadar tüyleri diken diken oluyordu. Işıkları yakıp onun nereye baktığını görmeye çalıştığımdaysa üzerime yatıp bana sanki yataktan çıkma demek ister gibi bakıyordu. Snickers eski evde gayet iyiydi. Geceleri hırlamaz, boşluğa bakıp bakıp durmazdı. Daha önce hiçbir köpeğimiz böyle şeyler yapmadı. Bu evde davranışları tamamen değişti. Kızları korkutmak istemiyordum. Onun için de umursamaz davranıyordum. Ama hayvanların bizim göremediğimiz bir şeyleri gördüğünden... Beni buradan kaçırmana izin vermeyeceğim. Burası benim evim. Gitmesi gereken sensin. Hepimiz yukarıdaydık. Ve son hatırladığım şey... çok ama çok kızdığımdı. Sanki birden tamamen değişmişti. Kesinlikle başka birine dönüştü. Amanda, Cassie'ye bak dedi. Ben de kızıma dönüp ne olduğunu sordum. Bana bakıp, bilmiyorum, sadece çok kızgınım dedi. O anda korkunç görünüyordu. Gözleri sabit ve kapkaranlıktı. Bana baktığını hatırlıyorum. Cassie'nin bizde şaka yapmadığından kesinlikle emin olmuştum. O dumanı içine çekmesinin ruhunu temizleyebileceğini düşünmüştük. Ve düşündüğümüz gibi oldu. Dumanla birlikte Cassie'ye yaklaştığımızda değişmeye başladı. Yüzü değişti. Davranışları değişti. Biri onu ele geçiriyor, sanki onu kontrol ediyordu. Evdeki şey tarafından ele geçirilmişti. Gözlerine baktım ve... O benim kızım değildi. Gözleri kapkaraydı. Üzerime doğru gelmeye başladı. Bu evi terk edin, burası benim evim dedi. Banyoya doğru kaçmaya başlamıştım. Annesini tehdit etmeye başladı. Isırmaya çalışıyor, onu tekmeliyordu. Çok korkunçtu. Ve sürekli kısık ve derin bir sesle... Gitmelisiniz diyordu. Şeytani bir sesle defolun gidin, burası benim evim diyordu. Chris onu hemen oradan çıkarmamız gerektiğini söyledi. O incecik kızı evden çıkarmak için iki güçlü adam uğraşıyordu. Bu 45 kiloluk kız sanki doğaüstü güçlere sahip gibi hareket ediyordu. Aşağı indik. Köpekler de bizimle geldi. Ama Gizmo çok garip davranıyordu. Gizmo Cassie'ye bakıp hırlıyordu. Ona yaklaşmak istemiyordu. Sizi canı kadar seven köpeğiniz birden bambaşka şekilde davranıyorsa sizde bir sorun var demektir. Cassie'yi evden çıkarıp kaldırıma oturttular.
Evden çıkar çıkmaz normale döndü. Etrafına baktı ve dışarıda ne yapıyoruz dedi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Onlara saldırdığımı da, anneme saldırdığımı da hatırlayamıyorum. Sadece gözlerimi kapattım, açtım ve bitmişti. Bana anlattıkları şeyler korkunçtu. Onlara saldırmıştım ve annemi boğmaya kalkmıştım. Ona zarar verebilirdim. Ve bunu durdurmaya gücüm yoktu. Bunları bana yaşatan kişi evin eski sahibiydi bence. Kızgınlığını ve acısını hissettim. O evde kalsaydım neler olurdu bilmiyorum. Cassie'yi öyle gördükten sonra kesinlikle başa çıkabileceğimizden büyük bir güçle uğraştığımızı anladım. Bu ekip için korkutucu bir andı. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hiçbir fikrimiz yoktu. Onlara yardım etmenin bir yolunu düşünemiyordum bile. O noktada Julia'ya yapabileceğimiz bir şey olmadığını anlattık. Orada yaşamak gerçekten iyi bir fikir değildi. Onun yerinde olsaydım kesinlikle hemen bavullarımı toplardım. Oradan hemen uzaklaşırdım. Parayı veya kalacak yerimiz olmayışını umursamıyorduk. Sadece gitmeliydik. Başka çaremiz kalmamıştı. Annem pekala, taşınıyoruz dedi. Oradan gitmemiz gerektiğini anladım. Taşınmasaydık birimiz veya hepimiz orada ölürdük. Julie yakınlarda kiralık bir ev buldu. Ancak bir zorluk çıkmıştı. Snickers'ı alamıyorduk, izin vermediler. Annem bizim mutlu olmamız için kendi köpeğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Çocuklarımdan birinden ayrılmak gibiydi. Çok zordu. Onu hala sık sık görüyorum ve beni gördüğünde çok heyecanlanıyor. Çok kötüydü çünkü üç köpek birlikte büyümüştü ve biz onları ayırmak zorundaydık. Bunu yapan o evdi. Artık orada yaşamamamıza rağmen bizi yine parçalıyordu. Çok korkmuştum. Nereye gittiğimiz umurumda bile değildi. Sadece o evden gitmek istemiştim. Taşınmak bu durumda verebileceğim tek karardı. O eve asla geri dönmeyeceğim. Bankanın almasına izin verdim. Umurumda bile değil. Korkunç bir ev. Kimse orada yaşayamaz. Bence yıkılmalı. Evden ayrıldıkları anda hayatları iyiye gitmeye başladı. Hepsi çok mutlu. Şimdiki evlerinde daha mutlu ve rahat bir şekilde yaşıyorlar. Artık şeytani ruhlar yok. İçim rahat. Ve Tanrı'nın bizi koruduğunu hissediyorum. Biliyorum ki Tanrı ve melekleri çocuklarımı koruyup tehlikeden uzak tutuyor. Artık sinirlenmiyorum. Kimseyi incitemeyeceğimi hissediyorum. Bence gayet iyiyiz. Hayvanlar da normal görünüyor. Bizimle olmaktan mutlular. Evimden kaçtığımı biliyorum. Aslında oradan kovalandık. Kötü bir ruh vardı. Ve bence hala o evde dolaşıp duruyor. Beni o evden daha çok korkutan bir şey yok. Arabayla bile önünden geçemiyorum. O eve cehennem diyorum. Çünkü yaşadıklarımız bana cehennemi anımsatıyor. Gerçek kötülüğü tanımış olduk. İyi insanlara zarar verebilen kötülük. Ve o ev aileme zarar verdi. Bu olaydan önce hayaletlerin insanlara zarar vermediğini söylerdim. Ama artık farklı düşünüyorum. Benim buradan çıkardığım
En büyük ders, hayvanlarımızı iyice gözlemlememiz gerektiği. Köşeye gidip kendi kendine bağıran bir köpeğe dikkat edin. O köşede onları rahatsız eden bir varlık olabilir. Ve bu da sizin yaşamınızı etkileyebilir. Bu program tanıkların ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Herkes bizim hayaletli bir eve taşındığımızı söylüyordu. Köpekler eve girer girmez değişmişti. Yatağının tam yanında bir varlığın durduğunu söylüyordu. Birdenbire kendimi kızgın hissetmiştim. Çocuklarımı götürmeliydim ama taşınacak paramız yoktu. Annemi boğmaya çalıştığımı düşünmek çok korkunç. Şeytani bir sesle defolun gidin, burası benim evim diyordu.